Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sahur için hem Ramazan dışında kahvaltılarınız ve beş çaylarınız için hemen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı milföy simit tarifimi vermek istiyorum. Ve bunun için bir paket milföy hamurlarımı yumuşaması için bekletiyorum. Diğer yandan bulayacağımız karışımı hazırladım. Bir su bardağı su ve 2 kaşık pekmez karışımı ve kavrulmuş susam ve kaşarımız mevcut. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Yumuşayan hamurumuza bir miktar kaşar ekleyip sarıyoruz ve bir elimizle ileri, bir elimizle geri yaparak kıvrım oluşmasını sağlıyoruz ve pekmezli su karışımına bulayıp kavrulmuş susama buladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsimize ekliyoruz. Sizler kavrulmuş susam da alabilirsiniz hazır. Ben kendim kavurdum susamları arkadaşlar. Bu şekilde bütün milföylerimi hazırlıyorum, simitlerimi. Dilerseniz kaşarınızı rendelemeyebilirsiniz de ince bir şekilde kesip boyuna dizebilirsiniz. Bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bir elimle ileri, bir elimle geri yaparak kıvrım oluşmasını sağlıyorum. İki ucu iyice birleştirip pekmezli su karışımına bulayıp susama buluyorum. Kavrulmuş susama ve tepsime alıyorum. Ve son kalan tepside yer olmadığı için son kalan milföy hamurumu da bu şekilde hazırladım. Aynı şekilde yumurta sevmeyenler için simit dışında bu şekilde yapılırsa yumurta yerine pekmezli suya bandırılabilir. Gördüğünüz gibi simitlerimi hazırladım. Bu şekilde de yaklaşık 20 dakika kadar, yarım saat kadar beklettim. Milföylerimiz iyice yumuşadı ve sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Yaklaşık 30 dakikada pişti arkadaşlar benim fırınımda. Sizler de kendi fırınınızda kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Kaşarlar bayağı bir eridi, hatta dışarı bile taştılar. Gördüğünüz gibi iyice kızardı. Çıtır çıtır bir simit oldu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben de hemen sahur için hazırlamıştım. Çok pratik oldu. Hemen hazırlayıverdim. Bu arada çayımı doldururken sahur için o esnada Ramazan davulcusu geçti. Heyecanlandım arkadaşlar. Davul sesine o kadar heyecanlandım ki arkadaşlar. Nasıl kopardığımı bilmiyorum inanın. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır oldu. Ve tarifime veda ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olmayı ve birçok tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler.